hangi liderle oturup çay içmek istersiniz diye soruyoruz da. İlk önce Mustafa Kemal Atatürk'le içmek isterim. Sonra hepsiyle içmek isterim ya. Gerçek niyetlerini görmek için, düşüncelerini görmek için hepsiyle içmek isterim aslında. Sonuçta hepsi ülke yönetmeye talipler. Ve hepsinin de oturup çay içip görüşlerini bizzat kendilerine duymak isterim açıkçası. Peki oturduğunuz liderlerle ne konuşmak isterdiniz daha çok? Ne konuşmak isterim? Birincisi onları tanımak adına önce hani kişisel fikirleriyle ilgili konuşmak isterim. Sonra ülke yönetimiyle ilgili ne düşündüklerini öğrenmek isterim. Selahattin Demirtaş. Peki Selahattin Demirtaş'la oturup bir çay içtiğinizde ona ne söylemek isterdiniz? Ne söylemek isterdik? Kendisini çok seviyoruz. Bütün siyasetçilerin keşke onun gibi ahlaklı, başarılı, erdemli olmasını söylerdik. Bu kadar. Karşında hangi lider olsaydı onunla beraber bir çay içerdim? Devlet Bahçeli. Vallahi ne bileyim. Bir şeyler söyleyin de söyleyin. Ne söylerdiniz mesela? Vallahi bilmiyorum. Yanında güzel günler dilerdim ülkemiz için, devletimiz için. Selahattin Demirtaş. Abi Selahattin Demirtaş karşında diyelim. Ona ne söylemek isterdin? Vallahi bu tür şeyleri mesela zorlu şartları güzel düzeltmesini isterdim. Başka da bir şey diyemezdim. Onu sevdiğimi söylerdim o kadar. Hangi liderle oturup çay içmek isterdin? Hiçbiriyle. Neden? Hiç kimseyi sevmiyorum ki. Kendimi bile sevmiyorum. Kiminle oturup çay içeceğim? Çay içmek istersen o lider kim olurdu diye soruyoruz da. Hepsiyle otururum. Yani fark etmez. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Sonuçta yani başka ülkenin vatandaşı değil. Peki oturduğun liderlere ne söylemek isterdin? Önce barış, huzur, güvenlik. Efendim söyleyeyim yani birlik, beraberlik. Bir liderle oturup çay içmek istersen o lider kim olurdu? Tabii ki de öncelikle Selahattin Demirtaş olur. Lakin Selahattin Demirtaş olmadığı için Bay Kemal diyoruz. Ne söylemek isterdin? Ne söylemek yani gençler hakkında hani iş imkanları yapabilecekler mi? İktidara geldikleri zaman bu ekonomi enflasyon düşecek mi? Ben onları konuşurum yani. Daha da nicesi var ama bunlar yeterli bence. Hangi liderle oturup bir çay içmek isterdiniz diye soruyoruz da. Siz hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz? Tabii ki Kılıçdaroğlu'nu tercih ederim. Onunla oturmayı çay içmek isterdim. Peki ona ne söylemek isterdiniz? Oturdunuz, çay içtiniz. Ne konuşmak isterdiniz o insanla? Halkına sahip çıksın yeter. Hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz abi? Selahattin Bey. Selahattin Bey'le oturdunuz, çay içtiniz. Peki o ortamda ne konuşmak isterdiniz onunla? Yani biz Selahattin'i seviyoruz ya. Böyle gerçekten yani hak, hukuk, adalet açısından çok iyi bir lider. Yani kendisi belki Kürt olmasaydı bu ülkenin cumhurbaşkanı olabilecek seviyede bir insandı. Sohbeti hoş, biz seviyoruz, çok sempatik biri. Muhabbet ederdik ya. İşte muhabbet esnasında ne söylemek isterdiniz ona, ne konuşurdunuz onunla? Yani çok teşekkür ederdim ona. Kürt halkını gerçekten bilinçlendirdi bu konuda. Ulusal hak konusunda. Yani konuşurduk ya, muhabbet ederdik. Selahattin Demirtaş çok sempatik bir insan. Biz çok seviyoruz onu Kürt halkı olarak. Yani Kürt halkını bırakın, ben müşahitlik yaptığım süreçte bırakın MHP'li müşahitler bile çok çok seviyordu Selahattin Bey'i. Hangi liderle oturup bir çay içmek isterdiniz? Sayıdan başka lider yok ki. Ben görmüyorum yani. Otursam çayı onunla içerim. Başka kimseden içmem daha doğrusu. Ona ne söylemek isterdiniz? Valla bir şey istemem ama sadece istiyorum, seviyorum. Abim hangi liderle oturup çay içmek isterdin? Hiçbirisiyle oturup çay içmek istemem. Sebebi nedir hani? Neden hiçbir liderle oturup çay içmek istemezdiniz? Oturup ne yapacağım? Zaten herkes kendi halindedir, görüyorsun. Milletin durumunu da görüyorsun. Herkes kendi çilesinin içindedir. Kimse kimseyi takmıyor ki. Bugün ayağını yere basan arkandakine bakmaz. Lider de kendi işini yapıyor, biz de kendi işimizi yapıyoruz. Kimseyle de muhatap olmak istemiyorum. Kimle çay içmek isterdin? Valla onu diyemem. Onu diyemem. Recep Tayyip Erdoğan. Abim peki Recep Tayyip Erdoğan'la çay içiyorsunuz. Ona ne söylemek isterdiniz? Allah ona can sağlığı versin, utandırmasın ne iki cihanda. Hangi liderle oturup çay içmek isterdin? Hiçbiriyle. Neden? Sebebi ne? Çünkü hiçbir zaman bizi sorup esnafı halini soran yok. Diğeri de gelse aynı, diğeri de gelse aynı. Şu ana kadar gibi milletvekili esnafların halini sormuş. Siirt'e geldikleri zaman en lüks, en zengin yer neresi varsa oraya. Garibanları kim sorar? Gariban sorar, zengin sormaz. Bir liderle oturup çay içmek istersen o lider kim olur? Selahattin. Onunla ne konuşmak isterdin? Onunla ne konuşmak isterdim?
Bilmiyorum açıkçası. Hangi liderle çay içmek isterdin? Vallahi Selahattin Demirtaş'la oturup içerdim. Peki Selahattin Demirtaş'la oturup çay içiniz diyelim. Selahattin Demirtaş'a ne söylemek isterdiniz? Vallahi şu anda ne söyleyeceğimi bilmem. Onu gördükten sonra tabii diyalog olur, konuşur. Söylemek istediğiniz bir şey var mıydı peki hani? Onu görüp de şu Türkiye'nin huzuru, refahı için en azından bu pahalılığın bitirmesi için elinden gelen çabayı. Şu anda onun elinde de bir şey yok. Aday da değil. Bir şey de değil. Eskiden konuşmak olacak. Ancak mesela Kılıçdaroğlu'na dersen söyleyebiliriz. Diğerine diyebilirdik. Bunlar aday olanlar. Ama ona bir şey diyemeyiz ki. Ona ancak sağlık huzur dileyebiliriz. Hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz? Bu soruyu soruyoruz. Siz hangi liderle oturup çay içmek isterdiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'la oturduğunuz bir çay içtiniz diyelim. O sohbet ne olurdu? Ne söylemek isterdiniz o insan? Ya vallahi ne bileyim yani şey işte ülkenin geliştiğini söylerdim. Güzel şeyler yarattığını söylerdim. Öyle işte. Sizler? Ben Recep Tayyip Erdoğan. Ne söylemek isterdin peki? Yani bize iş versin abi, iş yoktur ya. Sirte 3 milyar maaş alıyoruz. Vallahi öyledir abi. Hangi liderle oturup çay içmek istersin? Sormasın. Oturmak istemiyorum. Neden abim? Sebebi ne? Öyle. Oturmak istemiyorum. Hiçbiriyle. Yorum yok. Selahattin Demirtaş. Peki abi, Selahattin Demirtaş'la oturdun diyelim. Ona ne söylemek isterdin? Onu ne çok sevdiğimi söylemek isterdim. Hangi liderle oturup çay içmek istersin? Kemal Kılıçdaroğlu ya. Kemal Kılıçdaroğlu'yla oturduğunu farz edelim. Ona ne söylemek isterdin? Ülkenin ekonomisini biraz daha iyi yapmasını söylerdim. Yani başka söyleyeceğim bir şey yok. Hangi liderle oturup çay içmek isterdin? Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş ve ona ne söylemek isterdin? Ya çok gururlu bir adam. Çünkü halkı için savaşıyor. Mesela Kürt halkı için çok şeyler yaptı. Şu anda Kürt halkı için de mesela Edirne cezaevinde duruyor. Yani o yüzden onunla görüşmek isterdim. Peki görüşmende ona ne söylemek isterdin? Yani ilk öncelikle onu tebrik etmek isterdim. Böyle direnişli bir halk için burada durduğu için, halkın arkasında durduğu için ona çok büyük bir teşekkürümü, minnettarımı dilemek isterdim.